Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, öncelikle kahraman şehitlerimizi rahmetle anıyor, yaralarımıza acil şifalar diliyorum. Terörü bir kez daha lanetliyorum. Bugün ülkemizde ülkenin limitlerini sonuna kadar kullanan, külfeti de hep vatandaşın sırtına yıkan, 14 yıldır hesap vermeyen, ülkeyi yönetemeyen bir iktidar var. Değerli milletvekilleri, 15 Temmuz'da tarihimizin en büyük ihanetini hep beraber yaşadık. Ancak bu ülkeyi kuranlara iki ay yaş diyenlerin, baş imamları tarafından arkalarından hançerlenenlerin 15 Temmuz'dan ders çıkarmadıklarını üzülerek görüyoruz. Ülkemiz gerçekten iyi yönetilmiyor. Dünyanın en eski ve köklü devletlerinden birisi olan Türkiye'miz, Orta Doğu'nun kukla aktörlerinin bile ayar verdiği bir ülke haline geldi. Maalesef Atatürk'ün bize bıraktığı büyük güçlerle çoklu ve dengeli ilişkiler kurma, Arapların iç işlerine karışmama, sınırlarımızın dışında kalan Türkmenlerin varlığını koruma, ülkemizde ve çevremizde barışı güvence altına alma amacını güden dış politika anlayışı terk edildi. Dış politikadaki bu hatalar içeride de mevcut terör örgütlerinin yanı sıra yeni terör örgütleriyle Türkiye'yi karşı karşıya bıraktı. Bütün bu hatalar al bayrağı sarılı şehit cenazeler olarak her gün milletimize fatura edilmektedir. İktidarın yanlışlarının faturalarını ne yazık ki Sur'da, Cizre'de, Dağlıca'da, Dolmabahçe'de, 15 Temmuz'da, Aladağ'da, Soma'da olduğu gibi aziz milletimizin fedakar aletleri demektedir. Saygıdeğer milletvekilleri, hepimiz aynı gemideyiz. Ülke hepimizin ve Türkiye'nin tek adam anlayışıyla değil, kurumsal bir akılla yönetilmesi gerekiyor. Ne Sayın Cumhurbaşkanı'nın ne de herhangi bir faninin her şeyi bilmesi mümkün değil. İnsanız, yanılırız, hata yaparız, kandırılırız. Bu yanlış politikalar, bu yönetim kusurları Ankara'da düzeltilmediğinde Bağdat'tan, Şam'dan ya da bir telefonla Moskova'dan veya bir beyzbol sopasıyla Washington'dan geri dönmektedir. Cumhurbaşkanı'nın parti genel başkanı olduğu bir yönetim sistemi ülkemizi şahıs devletine, parti devletine dönüştürecektir. Bu sistem süreç içerisinde olsa olsa Halep'i kan gölüne çeviren Esad rejiminin kötü bir kopyasına dönüşecektir. Diktatör Esad'a parlamenter sisteme geçmesini tavsiye ederken Türkiye'yi parlamenter sistemden tek adam rejimine getirme çabası en hafif tabiriyle gaflettir. Ayrıca her türlü milliyetçiliği ayaklar altına aldık diyenlerin bugün milliyetçiler üzerinden başkanlık hayali kurması da anlaşılabilir bir durum değildir. Tarih tek adam rejimini dayatan ve buna karşı mücadele edenleri de not edecektir. Sayın milletvekilleri, Türkiye gerçekten iyi yönetilmiyor. Eğer ki içinde ne olduğunu bilmediği boş bir kağıda 316 milletvekili imza atıyor, dilinden düşürmediği milli iradeyi bir kişi ipotek ediyorsa Türkiye iyi yönetilmiyor demektir. Yüce Meclisi ve ekranları başında bizi izleyenleri saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim Sayın Arık.